Yak yanıyorsa söndürme. Altılar ondalık gösterimi verilen sayılarda çarpma işlemini işleyeceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şu şekilde yapıyoruz. Virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. Sonra arkadaşlar virgülden sonra kaç tane sayı varsa o kadar sayı kaydırıp virgül atıyoruz. Bakalım nasıl oluyor. Burada bununla bunu çarpın dedi farz edelim. Hemen ne yapıyoruz? 5 kere 7 bakın hiç virgül yokmuş gibi 0507 demiyorum. 5 kere 7, 35. Şimdi virgülden sonra kaç sayı var bunda? 1 tane. Bunda kaç tane? 1 tane. Topla, 2 tane sayı. 2 tane sayı geliyoruz, İşte buraya virgül atıyoruz. Tabii ki tamın olmadığı için ne diyorsun buraya? 0 tam, %35 diyorsun. Yani 0,35 yazı veriyorsun. Örneğin 5 ile 24'ü çarpıyorum ben size. 24 ile 5'i çarpalım. 4 kere 5 20 elde var 2. 2 kere 5 10 12. 120'yi buldunuz ya. Virgülden sonra sadece bunda bir sayı var. O da kaç tane? Bir tanecik. Bir tanecik geliyorsun virgül atıyorsun. 12 virgül 0. E sonra atılan 0'ın değeri yoktu. O zaman bu sonucun 12 tam yapar. Tanesi bu kadar lira olan kalemlerden 8 tane alan Pelin toplam kaç lira öder diyor. 2,75 ile ne yapacağım? 8'i çarpacağım. 5 kere 8 40 elde var 4. 7 kere 8 56 4 daha 60 elde var 6. 2 kere 8 16 6 daha 22. Şimdi virgül nereye atacağım? Virgül yokmuş gibi çarptım. Bakıyorum 2 tane sayı var değil mi virgülden sonra? 2 tane sayı gelip oraya virgülü attım. 22 virgül 0 0 oldu. Sondaki sıfırın değeri yok. O zaman cevap ne olur? 22 tam yapar kilogramı bu kadar lira olan muzlardan bu kadar kilogram alan Mete kaç lira öder diyor. O zaman çarpacaksın değil mi? Para ödemek için. 64 35'i isterseniz virgül yazın hiç fark etmez. Virgül yokmuş gibi bir çarpın. 4 kere 5 20 elde var 2. 5 kere 6 30 2 daha 32. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 6 18 1 daha 19. Hemen topluyorum. 0 4 12'nin ikisi elde var 1. 1 daha 2. Şimdi virgülden sonra burada kaç sayı var? 1. Bunda kaç sayı var? 1. Topla 2 tane. En sondan başlayıp 2 tane sayı gelip işte buraya virgülü atıyorsun. 22 lira 40 kuruş ödersin. Litresi 5.6 lira olan benzinden 4 litre alan Emine Hanım kaç lira öder? Ne yapacağız? Biz bu 5,6 ile ya da 56 ile 4'ü çarpacağız. Virgül yokmuş gibi bir çarpalım. 4 kere 6 24 elde var 2. 4 kere 5 20. 2 daha 22. Virgülden sonra kaç sayı var? 1. Bunda yok bakın öyle bir sayı. O zaman bir tane virgül getirip katıyoruz. 22,4 TL ödeme yapar diyoruz. Okul alışverişi için Kırtasiye'ye giden Begüm tanesi bu kadar lira olan defterlerden 5 tane almış. Kaç lira öder diyor. Çarpacaksın tabii ki. 2,7 ile 5'i çarpıyoruz. Virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. 5 kere de 35. Elde var 3. 2 kere 5 10. 3 daha 13. Virgülden sonra kaç sayı var? Sadece bunda bir sayı var. Bir tanecik sayı gelip virgül atıyoruz. 13,5 lira öder diyoruz. Uzun kenarı bu. Kısa kenarı bu olan Dikdörtgen bölgenin alanı diyor. Arkadaşlar dikdörtgen alan nasıl bulunuyordu? Kısa ile burası kısa olsun burası uzun. Biz alanı bulurken kısa çarpı uzun diyorduk değil mi? E 3 ile 2'yi çarpmak o zaman. 3 kere 2 ne yapar arkadaşlar? Normalde 6. Yalnız bakın bir tane sayı bunda var. iki tane sayı bunda var. Buradan gelip iki sayı kayman gerekiyor. Senin virgül atabilmen için. İki sayı yoksa sen oraya ne yapıyorsun? Bir sıfır ekliyorsun ki iki sayı olsun. Evet virgül attın. Baş tarafta tam olmadığı için 0 tam diyorsun ondan sonra. E cevap ne oluyor? 0 tam %6 oluyor alanımız. Sıra sizde 5'te. Sarı bölge normalde arkadaşlar 1, 2, 3, 4. 4 bölü 10. Yani 0 tam 10'da 4. Mavi bölgeye baktığınızda bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 10'da 5. Yani çarpı 0,5. 0 tam 10'da 5. İşte bize bunlar çarpında şu yeşil bölge oluşur diyor. Biz bunlar çarparsak 4 kere 5, 20. Virgülden sonra bir sayı. Bir sayı da burada var. 2 tane kaydırırım o zaman. 0,20 olur. İsterseniz siz burayı sayın tam 20 tanedir. İsterseniz bakalım 1, 2, 3, 4, 4 kere 5 ne, kaç tane varmış? 20 tane gördüğünüz gibi budur. Sondaki sıfırın değeri yok arkadaşlar. İsterseniz 0,2 de yazabilirdiniz bunun cevabına. 0 tam 10'da 7 ile 0 tam 10'da da işlemin sonucunu modelleyerek bulunuz diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşiller 0 tam 10'da 7 yaptık. 10 parçaya bölüp 7'sini aldık. Burada mavilerimizde 0 tam 10'da 4 yaptık. 10 parça bölüp 4'ünü aldık. İşte bunları çarptığımızda burada her ikisi de olan şu kısım gördüğünüz gibi birazcık kenarlarını koyulaştırayım. İşte bu kısım bizim çarpım sonucumuz olması lazım. Normalde biz bunlar virgül yokmuş gibi çarpsak 4 kere de 28. Bir tane bunda var bir tane de bunda var virgülden sonra sayı. 2 tane gelip virgül atarız. 0 tam %28 olur. Gerçekten siz buranın içini saydığınızda 28 tane kutu bulursunuz. E tamamı da 100 tanedir arkadaşlar. %28 yapar. Modelleme ile bu şekilde bulabilirdiniz. Bir adım attığında şu kadar metre ilerleyen öğrenci 9 adım hatta ne kadar ilerler? 9 kere 6 ne yapar? 54 yapar. Şimdi virgülden sonra bir tanecik sayı burada var. O zaman sondan bir tanecik sayı gelip buraya ne yaparız? Virgülü atarız. 5 tam onda 4 metre yürümüş olur deriz. Her birinde bu kadar kilogram un bulunan 12 adet un torbasında toplam kaç kilogram un vardır? diyor. 12 tane bundan olacak o zaman. Hadi virgül yokmuş gibi çarpalım. 75 ile 12'yi çarpalım. Sonra bulduğumuz sonucun 2 tanesini ayırırız virgülle. 2 kere 5 10. Elde var 1, 2 kere 7, 14. Bir daha 15. 1 kere 5 5. 1 kere 7 7 topluyorum. 0, 10'u 0 elde var. 1, 7, 1 daha 8. Bir daha elde vardı 9. Şimdi ne dedik az önce sondan 2 basamağı virgülden ayırırız dedik. Sebebi aha buradaki 75'ten dolayı virgülden sonra 2 sayı var. E, 9 0 0 e bu ne demektir normalde 9 tam demektir. Yani 9 kilogram un vardır. 1 paket pudinge karşılık şu kadar litre süt kullanılmaktadır. Buna göre 7 paket pudinge 7 tane bundan kullanırım o zaman değil mi? 6 kere 7 42'yi yazdım virgül yokmuş gibi kullandım. Sonra virgülden sonra bunda bir sayı olduğu için hemen bir sayı gelip buraya attım. 4,2 litre süt kullanırım derim o zaman. Bize de onu soruyor zaten. Bir şeyler tartışmamızı istiyorlar. Bir doğal sayı ondalık gösterimi birden küçük bir sayı ile çarparak sonucu doğal sayı ile karşılaştırırız. Tamam 20'yi 0,4 ile çarpalım. Bakın hani birden küçük bir ondalık sayıyla ile çarpın diyorlar ya çarpalım. Virgül yokmuş gibi biz normalde 20 ile 4'ü çarpsak ne yapar? 80. Virgülden sonra bir sayı olduğu için 80'ın burası 80'dı. 80'ın sondan bir basamağını şöyle kaydırsak ne oldu? 8 tam oldu. Bizim sayımız neydi? 20 tamdı. Bakın küçüldü. Küçüldü. O zaman birden küçük bir sayı ile çarparsak sonucumuzu azaltıyor. Yavaş yavaş pratiklere gelelim. Birlikte öğrenelim diyor. Bir sayıyı 10 ile çarpmak normalde sonuna bir sıfır atmaktı. Virgüllü ise de sayıyı virgülünü bir basamak sağa kaydırmaktır. Çünkü sayımız 10 kat büyümesi gerekiyor. Bir tam 0,56. Binde 56'yı ben. Ondan 10 ile çarparsam 10,56 olur. Virgül ne olur? Bir sağa kayıyor gördüğünüz gibi. Ben bir tam 1056'yı 100 ile çarpın dediğimde 2 sağa kaydıracaksınız. Yani 105,6 olacak. Bakın buradaydı virgül. 2 sağa kaydı buraya geldi. Bir tam 1056'yı 1000 ile çarpın dediğimde virgülü 3 sağa kaydırırım. O zaman ne olur? Direkt 1056 olur. Yani virgül oradayken buraya gelir. Virgülden kurtulmuş olurum. Mustafa Bey şirkette çalışan bin kişi için günlük yemek yaptırmaktadır. Yemeğin kişi başı maliyeti 4,5 lira olduğuna göre Mustafa Bey günlük kaç yemek parası öder diyor. Ben ne yapacağım? 4,5 ile 1000'i çarpacağım. Virgül 3 tane kaydırman lazım. Peki kaydıracak basamağın var mı? Yok. Bakın bir tane kaydırdım basamak bitti 45 oldu. 2 tane daha kaydırman gerekiyor normalde. Onun yerine ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıfır atıyoruz. Bir örnekte ben yapayım. 2 virgül 84'ü ben size 1000 ile çarpın desem. 1000 ile çarpmak virgül 3 tane sağa kaydırmaktır. Yalnız bu 2 tane kayınca virgülsüz kalıyor. O kalan bir sıfırı sonuna atıyorsunuz işte. 284'ün yanına bir de sıfır atıyorsunuz. 2840 yapıyor. Anlaşabildik değil mi? Bu çarpma işlemlerinde ile çarpın diyor. Yani 2 basamak sağa kaydıracağım ama bir tane kaydırınca bitiyor. Demek ki bir tane de ne yapmam gerekiyor? Sıfır atmam gerekiyor. Cevabım 450. Şimdi 10 ile çarpmak virgül bir tanecik kaydırmak demek. Bir tanecik sağa kaydırdım da 2,5 oluyor. 1000 ile çarpmak virgülü 3 tane kaydırmak demek. 3 tane kaydıracaksam buraya bir sıfır atmam lazım. 1250 yapıyor arkadaşlar. Konu değerlendirme sorularına geldik. Boş bırakılan yerlere uygun ifadeler yazacağız. Şimdi 12 tam %34 bir şeyle çarpınca virgül buradayken fark ettiyseniz 3 ile 4'ün arasına gelmiş. Bir basamak kaymış. Bir basamak nereye? Sağa. Bir basamak sağa kayıyorsan sen sağa kayıyorsan çarpmış olman lazım. Ne ile? 10 ile. Çünkü bir basamak. Ondalık gösterim ile verilen nokta nokta ile çarpında virgül 3 basamak sağa kayar diyor. Arkadaşlar ondalık sayılar 3 basamak sağa kayması için biz onu 1000 ile çarpmalıyız. 2 basamak kayar deseydi 100 ile çarpardık. Ondalık gösterimi verilen sayılar nokta nokta ile çarpıldığında virgül 2 basamak sağa kayar. Aha dediğimiz şey de çıktı hemen değil mi? 0,24'ten 15 tane toplayacağım toplayacağıma 0,24'ü 15 ile çarparım. Bakın 0, yazmadım. Direkt 24'ü çarpıyorum. Sondan 2 basamağı kaydıracağım sonra. 4 kere 5 20. Elde var 2. 2 kere 5 10. 2 daha 12. 1 kere 4 4. 1 kere 2 2 topladım. 0, 6, 3. Ne dedim az önce size? 2 basamak kaydıracağım demiştim değil mi? 2 basamak kaydırırsak nereye gelir? 3 ile 6'nın ortasına. 3, 60 olur. Ha, sondaki 0 yazmasan da olur. 3, 6 da diyebilirsin yani. Bir inşaat firması 100 daireden oluşan bir site yapmış. Ve her bir dairenin dış kapısı için bu kadar para harcamış. 100 tane bu paradan harcıyor. Biz o zaman bunu ne yapacağız? 100 ile çarpacağız. 100 ile çarpmak ne demekti arkadaşım? Virgül 2 tane sağa kaydır demekti. Ama kaydıracak kısmın yoksa sıfır atacaksın. Bakın biz bu virgül bir tane kaydırdığımızda virgül kaydıracak bir şeyin kalmıyor. O zaman sıfır atacaksın. 6, 5, 4, 3'ü yazdım. Sonra da bir sıfır attım. İşte 100'den çarpmış oldum. İlk 134 ile 7'yi çarpalım. Sonra 1 2 basamağı kaydırırız. 4 kere de 28 elde var 2. 3 kere de 21. 2 daha 23. Elde var yine 2. 7 kere 1. 7. 2 daha 9. Evet çarpımımızın sonucu bu. 2 tane de basamak kaydırırsam nereye geliyor? 9,38 olacak arkadaşlar. Var. İkincisi 106 ile 13'ü çarparız. Çarptıktan sonra gördüğünüz gibi 2 tane basamak var. Virgülden sonra 2 tane basamak kaydırırız. En sağdan başlayarak. 3 kere 6 18 elde var. 1 3 kere 0 0 1 elde. 3 kere 1 3. Şimdi 6 ile çarpı 106 olur. 1 ile çarpılınca toplayalım. 8 7 3 1. Ne dedik az önce biz? 2 basamak kaydırırız. 2 basamak kaydırırsam virgül buraya gelir. 13,78 olacak bunun sonucu da. Diğer soruda da 256 ile 43'ü çarpalım. Çarptıktan sonra 1 basamak burada var. 2 basamak da burada var virgülden sonra. 3 basamak sağdan sayar virgül atarız. Çarpalım önce. 3 kere 6 18 elde var. 1 3 kere 5 15 bir daha 16'ın 6'sı elde var. 1 2 kere 3 6 bir daha 7. 4 kere 6 24 elde var. 2 4 kere 5 22 de elde 22. Yine elde var 2 2 kere 4 8 2 daha 10 toplayalım. 8 10'un 0'ı elde var 1. 7 2 daha 9 1 daha 10'un 0'ı yine elde var 1. Biri buraya ekledim. Ne oldu arkadaşlar bu? 3 tane virgül kaydıracağız demiştik. Aha da buraya virgül atarım o zaman ben. 11 tam 1000'de 8 arayacağız. Aha da buradaymış o da. Son soruyu da altına yazalım. 309 ile 32'yi çarpacağız. 2 kere 9 18 elde var. 1 2 kere 1 0 0 1. 2 kere 3 6. 3 kere 9 27 elde var. 2 3 kere 0 0 2 de elde vardı. 2 3 kere 3 de 9. Toparlayalım bakalım. 8, 8, 8, 9. Bir basamak burada var. iki basamak da burada var. Üç tane gelip virgül atacağız. Dokuzdan bin de 888. İşte o da buradadır. Model ile verilen çarpma işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi gençler 1, 2, 3, 4. 0 tam 10 da 4. Yani 10 parça bölüp 4'ünü almışlar gibi düşünün. Kırmızı da 1, 2, 3, 4, 5. Bu kırmızı da 0 tam onda 5. İşte bunların çarpılmaz sonucu işte burası oluşur arkadaşlar. E bu bizim dediğimiz şey 0 tam onda 4 çarpı 0 tam onda 5. Gördüğünüz gibi aha da burada var. 100 gram süte şu kadar gram protein oldu bilindiğine göre her bir 100 gram süt ile dolu olan 6 bardak. O zaman ne yapıyoruz? 6 tane 3,4 gram var diyoruz. 3,4 gramdan 6 bardak varsa çarpacağım. Virgül yokmuş gibi çarpayım. Bir tanesini ayırırım. Bakın burada çünkü virgülden sonra bir sayı var. 4 kere 6 24. Elde var 2. 3 kere 6 18. 2 daha ne yapar? 20. Demiştik ya bir tane virgül getiririz. Şuradan sağdan oraya virgülümüzü atarız. 20 virgül ne olur dolayısıyla? 4 olur çevresi bu kadar metre olan bir tarlanın etrafına 3 sıra tel çekilecek. O zaman ne yaparız? Bundan 3 defa tel harcarız. 425 tam onda 6 ile 3 sıra teli çarpalım. Virgül yokmuş gibi çarpalım. Bir tane sayıyı ayırırız ondan sonra. 3 kere 6 18 elde var 1. 3 kere 5 15 bir daha 16. Yine elde var 1. 2 kere 3 6 bir daha 7. 3 kere 4 12. Bir tanecik sayıyı getirip buradan ayırdığımızda 1276 tam 10'da 8 olur. 1276 tam 10'da 8 B şıkkında var. Sütün kemiklere güç verdiğini öğrenen Cemil günlük şu kadar litre süt içmeye başlamıştır. Cemil bir ay boyunca bir ayda da 30 gün varmış bu arada kaç litre süt içmiştir diyor. Ne yaparız arkadaşlar 25 ile bu 30'u çarparız. Çarptıktan sonra unutmayın virgülden sonra iki basamak vardı. İki tane basamak sağdan gelip virgülle ayıracağız. 0, 0, 3 kere 5, 15 elde var. 1, 2, 3, 6, 1 daha 7. Topluyorum. Normalde 750 çarpım ama iki tane gelip virgül ayıracağız dedik. 7,5 litre yapar. Az önce diyoruzduk ya çocuklar sonra atılan sıfırın değeri yoktur. Sıfırı silip biz buraya 7,5 yazsak olur dediğimiz olay buydu işte. Ondalık sayılarda bölme işlemini bir sonraki videomuzda yapacağız inşallah. Bizi takip etmeye devam edin. Arkadaşlarınıza da kanalımıza tavsiye edin. Görüşmek üzere canlar. Bay bay.